Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri birazcık kıskandırmak istiyorum. Timahş yayınlarından gelen hediyelerimden bahsetmek istiyorum. Timahş yayınları bana Twitter'dan yazıp iletişim bilgilerini istedikleri zaman çok şaşırmıştım ve merakla bekledim. Hemen o hafta içi bana bir kargo geldi. Ben bez çantaları çok seviyorum. İçinde bu bez çanta vardı. Franz Kafka'nın. Ve bu kitaplar geldi. Öncelikle Nuriye Çelen, bunu söylemesem olmaz, bir dönem benim edebiyat dersime girmişti. Dolayısıyla kendisini çok seviyorum. İlk başta edebiyat hocam olduğu için ilk kitabını almıştım. Aşkı, Sükûn'u okumuştum. Çok beğenmiştim. Blogda yazısını okuyabilirsiniz. Daha sonra İffet-i Kalp ve Hay Sultan çıktı. Ben bunların içinde bir tek Hay Sultan'ı okumadım. Ama bunu görünce hemen onu da almam ve okumam gerektiğini hatırladım. Bu kitabı görünce dolayısıyla çok sevindim, çok mutlu oldum. Hemen ilk etapta bunu okuyacağım. Daha sonra Mustafa Armağan'ın bir kitabı var. Yavuz Sultan, Selim Han davasına adanmış bir ruh. Mustafa Armağan'ın daha önce Abdülhamit Han'a anlattığı kitabını okumuştum. Araştırma kitabı, tamamen doğru kaynaklarla, yani bir roman falan değil, tamamen kaynaklarla. Mesela burada da varmış, bakın. Anlattığı bir kitaptı. Yavuz Sultan Selim'in de öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii Abdülhamit Han'dan daha fazla ilgimi çekebilecek bir kitap. Dolayısıyla çok sevindim. Gerçi benim favori padişahım Fatih Sultan Mehmet. Diğer kitap, Gözlerini Haramdan Sakın. Wattpad'de milyonlarca okunan kitap diyor. Wattpad'de okunan kitaplar genellikle gençlere yönelik oluyor ve nasıl desem, bilirsiniz azıcık, biraz böyle hani genç yetişkin kategorisindeki kitaplar çok okunuyor. Bu da İslami bir roman. Dolayısıyla hem İslami bir roman hem de çok okunduğu için çok ilgimi çekiyor. Sanırım Nuriye Çelen'den sonra bu kitabı okuyacağım. Diğer kitabımız ise Zehri Bal. Hiç duymadığım bir yazar açıkçası. Sadece kapağından yola çıkarak bunda tarihi bir roman olduğunu düşünüyorum. Arka kitap yazısını da okumadım. Kolay kolay okumam, heyecanı kaçmasın diye. Bu iki kitap Portakal Kitap'tan çıkma. Daha önce Portakal Kitap'tan bir kitap okuduğumu zannetmiyorum ve sanırım çok yeni. Timahş Yayın Grubu'nun gençlere yönelik bir yayın kolu olabilir. Kendim öyle düşünüyorum. Bu kitaplar bu bez çantayla birlikte hediye geldi dedim. Sizi kıskandırmak niyetinde değildim aslında, şaka yaptım. Sevincimi paylaşmak istedim. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Ben yeni kitabıma başlarken, yeni kitabım da bu, başlarken siz de kanalıma abone olup yorum yapabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.